İsmet Bey'e gidelim. Şimdi e, özelim bu çıkışları ve e, son zamanlarda aslında Özgür Özel'le e, Ekrem İmamoğlu arasında bir anlaşma oldu mu olmadı mı işte e, Genel Başkanlık yarışında e, kimine göre e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, seçildiği zaman ilk zamanlarda yapmış olduğu işte e, ah, çok özür diliyorum e, Sayın Gül'le birlikte Cumhurbaşkanlığında işte devir teslim. Ee, aynı formülü uygulamaya çalıştıkları Özgür Özel'le İmamoğlu'nun deniliyor. Kimisi de hayır canım hiç bunun alakası yok diyen de var ama tabii önümüzdeki süreçte ilerleyen dönemde İsmet Bey ee, Özgür, Özgür Özel'in yapmış olduğu yeni öncüsü olduğunu ilan ediyor mu? Ee, genel başkanlık yarışında Özgür Özel'i de görür müyüz? Bekler misiniz böyle bir durum, hamle? Allah şu aşamada ben Özgür Özel'in genel başkanlık konusunda bir niyet e, açıkladı ama ben bunun çok güçlü olduğunu sanmıyorum. Bu e, açıkladı sanmıyorum açıkladı çünkü diyebilir miyiz artık? E, yani ben adayım demiyor dikkat ederseniz. Evet. Yani ama niyetini oradan anlayabiliyor muyuz demiyor. artık? Hı? niyeti var gibi gözüküyor ama bence yok. Şunun için yok. Ee, Abi, Sayın İmama Kılıçdaroğlu yok. tek aday girecek gibi geliyor bana. Ee, şundan dolayı tek İmamoğlu ile bir anlaşma yaptılar, yaptılar mı sizce? Manzara. Bir formül üzerinde anlaştılar mı? İmamoğlu ile beraber çalışıyorlar. Zoom toplan, Zoom toplantısında beraberler. Ee, ve önümüzdeki süreçte de muhtemelen beraber olacaklar. Ama bu süreçte şöyle seyreder CHP'deki veyahut da siyasi partilerdeki durum. Şimdi güç eğer bir yerde ise bir bakarsınız herkes oraya hızlı bir şekilde kayıverir. Şu anda İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında denge kurmaya çalışan birçok ismin birdenbire Kılıçdaroğlu'na dönmesine şahit oluyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Ama ben şöyle bir kulis bilgisi duydum. E, Onu da bir aktaralım, aktaralım mı izleyicilerimize? belki siz de desteklersiniz. Ankara'da siz de duyum almışsınızdır. Tabii buyurun. Ee, İYİ Parti cephesinden aslında e, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik işte e, belediye başkanları ile ilgili bir e, teklifte bulunuldu. Ankara'da Oktay Bural, İstanbul'da Faik Öztrak üzerinde çalışma yürütülüyormuş büyük şehirlerde. Böylelikle e, Sayın Akşener ile İmamoğlu'nun arasında açık olduğu. San. Ya da Mansur Yavaş'ı da desteklemeyeceğim. Sanmıyorum. Diyeyim. Yani bu, bu bilgiden çok yemin değilim. Ee, Akşener ile İmamoğlu'nun arası açık değil. Hadi onu, bakalım. On, o konuda ısrarlıyım. Abla kardeş. Açık değil. Baba oğla karşı ee, abla hatta kardeş. Hatta ilişkileri ben, bana sorsanız İmamoğlu Akşener ailesi diyeyim. İmamoğlu Akşener ailesine Kılıçdaroğlu ailesinden daha yakındır. Yani o nedenle e, ben öyle bir şey olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Peki. Şimdi örgütte bir duygusal kopuştan söz ediyor Sayın e, Özgür Özel. Böyle bir gerçeklik var. Fakat bu daha önceden var idi. Ancak e, kazanacağı beklentisi Sayın seçimleri alma beklentisi o kadar güçlü esti ki bu güçlü esiş içerisinde bu bastırılmış bir duygu haline gelmişti. Fakat seçim sonuçlarından sonra bu bastırılmış duygular açığa çıktı ve o duygusal kopuş çok daha net hissediliyor. Bunu nerede görüyoruz? İlçe kongrelerinde görebiliyoruz. Yani işte Ankara'da Çankaya İlçe Kongresi'nde çok zayıftı. Ben eski Çankaya İlçe Kongrelerini biliyorum. Yani 3000 kişilik salonda bin kişi vardı ve yani kongrelerde parti parti politikaları tartışılmıyor. Yani çok başka şeyler var. Yani herkes belediyedeki belediye meclis üyeliği belediyeler falan böyle bir noktaya e, geçmiş gözüküyor. Bu da CHP tabanında yeni arayışları da gündeme getiriyor. Yani ben e, bu, bunu da gözlüyorum. E, biraz önce örneğini verdiğim seçimin üzerinden daha ilk iki ay geçmiş olmasına rağmen. E, Seçmenin %20'sinin daha önce oy verdiği partilerden pişman olmuş olması da e, çarpıcı bir sonuç. Bir yani, de yerel seçimi genel seçimden yok. daha farklı ee, tutabilir miyiz yani, İsmet Bey? Şimdi genel seçimde biraz daha seçmen ideolojik e, bakabilir genel başkanlar düzeyinde. Ama yerel seçimde daha hizmet odaklı düşünür diye tahmin ediyorum ama bilmem Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ben şeylerde böyle küçük yerlerde doğrudur ama büyük şehirlerde. Yine Mesela ideolojik bana, mi Sorsan bakar Nedir diye iktidarın büyük şeyde genel politikalar etkili olur. Yani özellikle ekonomi öyle sanıyorum büyük şehirlerde çok daha etkili olacak. Yani ekonomideki toparlanma veyahut da sıkıntılar. Çünkü yani düşünün şimdi İstanbul'da yaşayan bir insan işte kira sorunu yaşıyorsa öteki sorun yaşıyorsa birini suçlama ihtiyacı duyacak. Veyahut da bu sorumluluğu birisine yükleyecek. Böyle bir şey. Ee, mesela küçük yerlerde biraz daha farklı, daha hizmet odaklıdır. Ama büyük kentlerde e, biraz daha farklı olduğunu sanıyorum. Yani etkinin genel politikalarla bağlantılı olacağını düşünüyorum. Mesela seçimden biz Sayın Bakanım hatırlar, e, seçime bir ay kala biz neyi tartışıyorduk? Ekonomi birinci sıradaydı, Birden sıra başka bir kavram çıktı. Hatta hatırlıyorsam Murat Gezici ilk kez söylemişti. Yeni bir şey tespit ediyoruz. Nedir diye? Ekonomik kadar seçmen sonucu seçmenin tavrını belirleyecek yeni bir kavram çıktı. Vatanseverlik diyordu. Yani böyle bir şey ortaya çıktı. Evet. Ama e, şimdi biraz ekonomi e, biraz daha sanki öne çıkmış gibi geliyor. Bu da ben büyük kentlerde bakın yerelde Ama daha diyorum. yerel seçime çok büyük var. Büyük kentlerde seçmen Son bir ay kala yine değişebilir. O zaman da 5-6 ay öncesinde Hatta ben, yani şu ekonomi an, konuşurken üzerinde şu deprem ben... geldi, başka başlıklar eklendi, e, savunma sanayi eklendi. Dediğiniz gibi milli evet. e, vurgular tem, ön plana çıktı. Var da var son bir ay kala iki ay kala e, çok şey değişti. Savaş oldu, evet. savaş çıktı. Evet. Çok şey savaş değişti. Çıktı. Yani bir süre etmem vardı tabii. Onun için ben bu anki durumu anlatmak için söylüyorum. Evet, evet. Durumu. Yani daha 7 ay var. 7 ay çok uzun bir süre. Çok sü uzun bir süre. Yani ne olur, ne biter e, bilemiyoruz şu anda. Evet. Ama yani CHP'nin e, sorunları ciddi. Fakat tekrar söyleyeyim bir kurultay süreci işliyor. Bu kurultay sürecinde hep e, bir sıkıntı yaşayacakları gözüküyor. Fakat e, ben Kemal Bey'in tek aday çıkma ihtimalinin daha da yükselmeye başladığını görüyorum. Peki Masum Bey. Şimdi bu sözler bir CHP grup başkanına yakışan sözler değil. Bunlar öz değil. Yanlış mı yaptı Özgür Özel bu Böyle açıklamayı? Böyle konuşursan, yaparım? konuşma metnine baktım çok daha uzun. Böyle konuşursan sen birdenbire hiç gündemde yokken daha Bey'e de Eray Bey'e de CHP yerden yere vurma imkanı Taha Daha beylen Eray Bey yine çok edebli yerden yapıyorlar. Yer Televizyon programını kurallara da uyuyorlar. Bir de televizyonda olmayanları düşünün. Söyleyecekleri lafları. Şimdi neden? Taha Bey'den bir, daha sert bir açıklama beklerdiniz? E, yapamaz. Hayır. Neden? Taha Bey gazeteci. Gazeteci. Sayın o, Taha Bey'i çok seviyorum. Ne yapacağını çok iyi biliyorum. Fırsatları çok güzel kullanıp 90'dan golü çakıyor hep. Yani öyle bir özelliği var. 90'dan gol atar. Yani futbolcu olsa... Ama traşlat, görüşleriniz mi uymuyor Taha Bey'le? Yüksek olurdu. Ama görüşleriniz mi uymuyor Taha Bey'le? yok kim demiş ki siz bugün karar vermişsiniz biz aynı saptada oturdunuz? <laughs> Ama tartıştınız. Ama aranızı bozmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama tartıştınız bugün. Kim efendim oyun havası doğaldır. Hep birimizin deneyimi... Her birimizin bulunduğu konum, her birimizin duruşumu farklıdır. Şimdi seçmende bir duygusal kopuş var. Seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. Madem hep kızıp çarpmış gitmiş, sonra gelip sana niye oy vermiş tekrar? Bir sen kendi seçmenine hakaret ediyorsun, yoksa ki tutarlı olun. Madem çarpıp gittiniz, bir daha geri gelmeyin. Seçmenine burada hakaret e, se mi ediyor? Tabii hakarettir size. bu. Seçmen kapıyı çarpar gider, yine gelir oy verir. Tıpış tıpış yani. Yani böyle böyle laf olur mu? Yani söylediği lafın ağırlığını düşünmesi gerekir. Duygusal bir kopuş var. Kapıyı çarpmışsa, o kişi gelip oy veriyorsa seçmenin istediklerini yapamıyoruz demir dersin. Biz seçmeni iyi analiz etmedik dersin. Kendinde ara hatayı. Seçmeni hakaret etme. İki, en kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Ben Demokratik Sol Parti'nin genel başkanıyım. Bazı arkadaşlar geldiler. Bu Tayyip Erdoğan'a Atatürk karşıtı saldı. Dedim ki bir gün gelecek bu ülkede Atatürk'ü en çok savunanlardan biri Recep Tayyip Erdoğan olacak. Şimdi oturup ben ona saldırırsam onun bu geriye dönüşün yolunu uzatırım. Bırakın kendi halinde. Bugün en iyi kutlamalar, en iyi şeyler, anmalar yapılmıyor mu? Bir zamanlar bir ara boşlanmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı bile hasta olurdu gitmezdi törenlere. Yani öyle bir dönem yaşadık. Çünkü muhalefet ederek gelindi. Atatürk muhalefeti yaparak iktidar olundu. Bunu unutmayın. Bu söylemler hep var. Ama bugün öyle değil. Şimdi sen böyle bir halde artık Atatürk'ü tek başına mal edemezsin. Şu anda Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin her partisinin adamıdır. Kimin adamı değildir, kimin değisi değildir, kimin kurucusu değildir. Bu ülkeyi bölmek isteyen, bu ülkeyi dağıtmak isteyen, bu ülkeden evet. olmayanların. Ama her evet. partinin bir kere lideridir. Onun için bu Atatürk lafı tamam. Bir şey var, e, Arapçada da söylerler. Bir gün bir e, o tarihte biri geldi, sen niye amin demiyorsun dedi. İmam başladı hutbeye. Yüsüküm ibadullah dedi, herkes amin dedi, ben demedim. Gel dedi ki ya sen niye yüsüküm ibadullah deyince amin demedin? Ayıp değil mi sana? Ne dediğini biliyor musun dedim. E tabi dedi Allah'a hayır dedim. Ey Allah'ın kulları size tavsiye ediyorum ki diyor. <laughs> yani yüsüküm ibadullah kelimesinin manası budur. Bu da aynı şey. Hatta Türk'ten bahsedebilirsin topluluğun dikkatini çekmek için kendi düşünce yapını koymak için biraz evvel Sayın Devlet Bahçeli'yi nasıl çizmeyle Atatürk'ün benzer tavrını benimseyen ve kullanan bir milliyetçi olduğunu anlattığımız gibi. Onun için orada böyle Atatürk üzerinden iki yerde de bahsederek alkış alarak illerlenemez. Bu ortak payda yani o bahsettiğin insanlar Atatürk'e karşıt değil, biliyorsun. Ona göre üret. Şimdi gelelim şeye. Diyor ki bunda bir kolaycılık birbirimizi kandırmak var. Peki bir şey soracağım. Eğer bir partinin siyaset üretme pratiğinde sorun varsa sen son 7-8 yıldır hangi görevdesin? Grup başkan vekilisin. Şimdi de grup başkanısın. Kendin bu pratiği çözmek açısından ne yaptın? Yani partiye ne önerdin? Hangi konuda? Çünkü söz önermiş olabilir sen. mi sizce? E öyle, öyle söyleseydi duyardık aslında. Hep eleştirdiği şeyleri söyleyenlerden birisi o. Niye bunu söylüyor? Kötü niyetle. şimdi niyetini... yeni yeni eleştiriyor diyebilir miyiz hayır, bugüne hayır, kadar? Hayır. Farkında olmadan. Niye? Çünkü biraz evvel sevgili İsmet'in söylediği gibi bir kere genel başkan adayı olmayacak. E neden yapıyor şimdi bu eleştirileri? E şimdi? şu anda eleştiriliyor ya sen şusun busun diye Hı. genel başkan adayı gözükmek için insanlara sempatik laflar söylüyorlar. O da aday değil. Ekrem İmamoğlu da aday değildi. Bunu söylediğim programlarda İsmet bir hatırlıyorsun değil mi? Her top programda ne diyordum? Zafer, Melik bana kızıyorlardı onun için. Diyorlar ki aday nasıl aday değilsin? Aday değil derdim. Aday değillerdi. Siyaset pratiği... Niyeti vardı da takatı yoktu. Efendim olamaz niyeti. <laughs> Genel başkan bakın olduğu sürece aday olamazlardı. Neden olamazlar? İstifa ettirmek için bir uğraş içinde oldular. Çünkü bunları konuşanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü bilmeden konuşuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre şu anda parti meclisi toplanıp olağanüstü kurultay seçimli alamaz. Hüküm var. Olağanüstü kurultay seçimli olması için ister 5'te bir yani yüzde yirmi imza toplayın, ister parti meclisi karar alsın, genel başka seçim maddesini koymadıkça seçim yapamıyorsun. Mahkemeye bile gitsen mahkeme kararı alamıyorsun. Ve Altan Öğmen açıklama yaptı ya bunu sakın kimse suçlamasın. Kemal Kılıçdaroğlu getirmedi hiç yüzüğe. Daha evvel vardı. Daha evvel böyle seçimlik olunca olağanüstü kurultaylar Peki. seçim yapılamaz maddesi kondu. Peki. Ancak genel başkan isterse çağırırsa yapılır. Şimdi bunlar böyle Bakalım. gözükerek ne oldu biliyor musunuz? Şimdi sorayım size. Mahalle seçimleri bitti değil mi? Delege seçimleri. Evet. Yani 1 milyon 300 bin olan üye sayısı mahalle delege seçimiyle 368.800. Şimdi o 368.800 şu anda yaptıkları seçimlerle il kongrelerine 48.600'e düşürüyorlar. Peki son iki dakika Meray Bey'i tamam Hemen bitiriyorum. 48.600'e düşürüyorlar. Bu düşüş yapılana kadar bu adı geçen ama aday olmayanlar dışında aslında aday olması beklenenlerden hiç kimse bahsediyor mu? Peki. Etmiyor. Böylelikle ne oldu? Sayın İsmet Bey bugün ağzından çıkarttı. Doğrudur. Kılıçdaroğlu ben vazgeçiyorum demedikçe Kılıçdaroğlu dışında aday çıkmaz. Peki Eray Bey sizle de yayını kapatalım. Efendim tabii e, Türkiye'nin gerçekten e, iyi bir muhalefete ihtiyacı var. Yani e, bu bunun eksikliğini e, Türkiye çekiyor. Yani bunu hissediyor, biliyor. Ee, biraz önce Taha Bey de açıkladı Yani görüş farklılıkları olabilir ama Herkesin yüreği Ankara için atmalı Herkesin yüreği Ankara için attığı müddetçe Geri kalanlar teferruattır Yüce milletimizin her kesiminde mutlaka teveccüh kazanır Bir de artık hakikaten Büyük Atatürk Yani bu milletin ortak değeri olarak Kurucu lideri olarak yani Lütfen her şeyin arkasında da artık Atatürk kullanılmasın yani. Bu, bu üzülüyor insanlarımız. Bakın çok geniş kesimlerde bunu üzülüyoruz yani. Ee, sonuç olarak e, bir değişim var. Ve ben ilk defa Sayın Özgür Özel'in samimi olarak söylüyorum. Hani bu öz eleştirisinde e, bir e, doğruluk payı görüyorum. Çünkü hakikaten e, 13 keredir kaybedip daha 14. ben deyip işte ben bu seçimi kaybetmedim filan gibi yani şeyler evet. e, duygusal kopuşlara sebep oluyor. Ama beni oluyor. kıskanma Efendim. benden dönerdi diye. Beni kıskanma <laughs> benden dönerdi diye. <laughs> Sizden önce Sayın Bakanım. Yani siyasette biz, Televizyonlarda söyledim. Bunu. Bizim, bizim için gidersin. söyledikleriniz <laughs> önemli yani değerli. Ben de tabii ki öyle bir çizgiden gitmek isterim. Peki. Sağ olun. Ama hakikaten şunlar önemli bence ve bu noktada bu duygusal kopuşları e, görüyoruz efendim yani CHP'den bu duygusal Peki. kopuşları görüyoruz. E, umarım hakikaten ya, aklı selim kazanır. E, CHP kendi milli Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu kodlara geri döner. Peki çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Sayın Güçler, Sayın Özçelik, Sayın Türker ve Sayın e, Karagöz bu akşam yayın konuğumuzdu. Yarın akşam ne oluyor da yine karşınızda olacağız. Güzel bir akşam, güzel bir pazar geçirmenizi ümidiyle. Hoşçakalın.